Arkadaşlar merhaba. 7 Temmuz 2022 Perşembe günü Newmarket'teyiz arkadaşlar. Newmarket İngiltere'de biliyorsunuz bir hipodrom. Yeni Pazar hipodromu. Evet arkadaşlar burada hemen dünyanın her yerinde isimler işte gördüğünüz gibi aynı yere çıkıyor. Kafalar aynı aslında. Tüm insanlık tek aslında farkında değil kimseye de. Evet arkadaşlar Newmarket'te İngiltere'de bu Birleşik Krallık kelimesi nereden geldi bilmiyorum ama İngiltere'de arkadaşlar. Evet burada Yedili Plesi'nin ilk ayağı başlıyor zor bir koşuyla ama biz burada bir tek vereceğiz size. Maiden koşu burada dişiler 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 5 numaralı Ivory Madonna. Holy Doyle'la çok net bir banko. Keşke bu o şeyde olsaydı, altının içinde olsaydı bu. Ama önemli değil, altılı da iki tane alternatif bankomuz, bir tane tekimiz var. Bu arada dünkü yarışlarda Catrick Bridge'de 5'te kaldık. Yani son ayakta gümledik arkadaşlar. Premium kuponla yapmıştık yani orada gereken şeyleri yazmıştık ama iyi olmadı gerçekten. Ya tutan varsa tebrik ediyoruz. Favorimiz ikinci oldu ve demiştim zaten Phil Dennis bizi yakacak diye son koşuda bombacı Phil Dennis 950 ile patlattı bombasını. Liberty Breed'den anahtarı getirdi. Korktuğumuz başımıza geldi. Yazmadığımız yerde tuttu geldi gene. Enteresan sihirbaz bir adam bu. Evet arkadaşlar bugün ne var ona bakalım şimdi. Bugün baktığımız zaman işte burada 5 numara Ivory Madonna tek olarak başladık. Yedili plase ve şimdi ikinci koşuyla beraber altılı Gayan yine neden başlıyor. Bakalım bugün grup koşuları falan var. Böyle Stax, Bahreyn, Tropi Stax. Grup 3 koşusu 3 yaşlı İngilizler 2600 metreye çıkacaklar. Evet burada 4 numaralı Masekela, Andrea Zeni ile alternatif bankomuz bizim. Evet burada Masekela, Andrea Zeni zaten Newmarket'te bir dördüncülük bir de iki tane de ikinciliği var Newmarket'te. Bir birinciliği yok işte bir birinciliğini alabilir. En son Epsom'da da 17 at içerisinde dördüncü oldu. Bu atın performansı inanılmaz bir şey. 4 numaradan bahsediyorum. Fakat iki tane rakibi var. Rakip 1 olarak, R1 olarak işaretlemişim ben buraya. 5, Walk of Stars, William Buick ile. Burada Walk of Stars da arkadaşlar. Bu Epsom'daki yarışta Masekela dördüncü olurken 17'lik at içerisinde 17. oldu bu safkan. Onu söyleyeyim. Yani boyunun ölçüsünü aşar burası onun. Ve 6 numara tabi hata yaparsa devreye girer yani bunun hata yapması yok statta kalma bilmem ne falan da filan da olursa. Burada 6 numaralı Zekeriya Ryan Moore'la bu da onun yapacağı hatayı affetmek istemeyecektir. Yani Newmarket'te 6.'lığı var. Bu iki tane safkanın arkasında kalıyor. Bu 3 safkanın dışına çıkma ihtimali hemen hemen yok arkadaşlar. Burada biz 4 numarayı banko alternatif banko olarak öneriyoruz. 5 ve 6 yanına yazmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Sağlam olsun ama muhtemelen biz de kendi kuponumuzda bu 4 numarayı banko atacağız. Üçüncü koşu July Stakes diye geçiyor. Açık yani daha doğrusu grup 2 koşusu 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada ikiye ayırdık böyle 3 artı 2 şeklinde. 4 numaralı Little Big Bear Ryan Moore'la 5 numaralı Mysterious Knight William Buick ve 6 numaralı Persian Force Rosa Ryan'la. Şimdi tabii bu iki tanesini yazmanız normal. 4 ve 5 diyorsunuz zaten herkes yazar onu. Yani Ryan Moore'u gören William Buick'u yapıştır ama neden bu Persian Force'u yazdınız diyorsunuz. Çünkü 14 Haziran'da öyle güzel bir koşu yaptı ki bu Persian Force yine Rosa Ryan'la tam 1,5 boy yemiş olmasına rağmen Ascot'ta grup 2 koşusuna bakın. Grup 2 koşusunda ikinci oldu. Bu grubun hakkını veren bir safkan bu. Ve bu Persian Force'dan bahsediyorum 6 numaradan. Ve burada da çok büyük bir şansı var. 4, 5, 6 diyoruz. Bunların da düşürürseniz eğer 1 numaralı Brave Nation, James Doyle'la ve 8 numaralı Waiting All Night, Holy Doyle'la devreye girebilir. Evet, 4. koşu Handicap 3, 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. 19 tane sapkan var burada 4. koşuda. Günün zor koşullarından bir tanesi bol bol at yazmak gerekecek tabii ki. 15 numaralı 12 Knight, Holy Doyle'la. Kazanmış olsa da yazıyoruz. 10 numaralı Asir, William Buick. Çok şanslı. 6 numaralı Hanjar,
Jim Crowley, 7 numaralı Deodar, Ryan Moore, 9 numaralı Ingrator, Tom Marquand, 2 numaralı Witch Hunter, Ross Sarayan, bu da çok iyi at. Bu Ross Sarayan bugün güzel atlara biniyor. Ve 1 numaralı Hiyerarşi, James Doyle'da, bu da öyle arkadaşlar. Bunun üstünde kalıyor yani. Hele Hiyerarşi, Delmar'da, Amerika'dan, Amerika'ya gitti bu safhan Delmar'da. 14 koşu içinde 1 milyon dolarlık ikramiyesi olan koşuda 6. oldu. Fakat Ascot'ta inanılmaz düşük bir performans gösterdi arkadaşlar. Ama şu var ya, şu 50 bin sterlinlik olay, bildiğiniz tam grubunda koşuyor, şu Hiyerarşi'den bahsediyorum. Tam grubunda koşuyor. Yani belki bu kadar, biz bunları geri attık. Herkes yazacak onu. 15, 10, 6, 7, 9, 2, 1 diyoruz. Var sizin atınızda, ilave edersiniz tabii. Formsuz gözüken, belki de formda bir ato şu anda, bilemeyiz. 1 numara. 5. koşu Princess of Wild Stakes'e geçiyor. Galler Prensesi'nin stakes'i bu. Yarışı. Grup 2, 3 yukarı İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Evet, 6 tane at var. Bunlardan bir tanesi bir grup, yani Ecuri grubu, Godolphin'ler katılıyor. Şimdi Godolphin'ler bunu burada yedirmezler. Yedirmezler ama arkadaşlar, yani Yibur ve Global Storm burada bir şekilde geçmek isteyecektir. Bu Mostahdaf var. Fakat burada arkadaşlar biz şöyle söyleyeyim. Şimdi alternatif banko yaptık. Ondan sonra dedik ki bir dakika ya. Mostahdaf'a baktık. Bir de Global'a baktık. Yani 3 ile ekürleri kıyasladık arkadaşlar. Fakat karşımıza öyle enteresan bir şey çıktı ki 3 çıktı karşımıza. Yani burada 3 çok daha iyi durumda gözüküyor. Ama ondan sonra bir baktık ki 6 numaralı Yibur, William Wick'le dedik bu koşu bırakmaz. Otomatikman Mostahdaf'ı kenara kaydırdık ve 6 numarayı baz alarak günün burada tekini 6 numara yaptık arkadaşlar. Ama size şunu söyleyeyim, eğer buraya atmazsanız 3 yazmanız gerekiyor sadece. Bu yeterli. Yani 3 ve 6 arasında bir koşu bekliyoruz biz burada. Living Legend var 1 numara. O da şöyle bir durum var. Bu grubun bir tık altında kalıyor arkadaşlar. Yani boyundan büyük bir gruba giriyor şu anda. Ryan Moore'la zorlanacaktır. Ama burada Yibur, hani meydanda falan koşmuş bir safkan bu. Godolphin'in bu koşu bırakacağını düşünmüyoruz. Fakat ikramiyenin ağzı, bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu sizin. Burada toplamda 115 bin sterlin dağıtılıyor. 65 bin sterlin ikramiye var. Yani o yüzden biraz böyle tedirginiz. 6 banko. Arkadaşlar 6. koşudayız. Listed 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkıyorlar. Evet, burada 8 tane safkan içerisinde Alternal Mightly Useless, Lanfranco de Torre ile alternatif bankomuz. İlk rakibi 1 numaralı Albahar, William Buick ile 8 numaralı The Acropolis, Ryan Moore'la 4 numaralı Dawn of Liberation, Patrick Dobbs ve 2 numaralı Alfalia, Dan O'Neill'le burayı yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani 6 alternatif banko, 1, 8, 4, 2 dedik. Yani bu kapatmalık bir ayak mı, onu söyleyeyim. Öyle bir ayak değil bu. Ama Mighty Useless'ın geçirme ihtimalini çok fazla biz görmüyoruz, onu da söyleyeyim. En son 500 bin dolarlık Ascot'taki koşudaki Newmarket'te böyle alt gruplara hemen inince bir rahat bir birinciliği var burada Newmarket'te. Herhalde çalıştırıyorlar. Burada yine alt grup sayılır. Bu safkanın bu grup çok altında kalıyor. Çok üstünde kalıyor bu safkan. Arkadaşlar. Mighty Useless'dan bahsediyorum burada. Evet, 6'dan. Lanfranco de Torre'nin kazanacağını düşünüyoruz. Burayı arkasından 1, 8, 4 ve 2 dedik. Evet, 7. ve son koşacağız. Handicap 3 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar arkadaşlar. 13 tane safkan var, 2 tane ekürler var. 5 numara Echo Point, James Doyle'la ve ekür 2 numara Noble Dynasty, William Buick'le. Burada ilk grup atımız. 9 numaralı Coase, Holly Doyle'la. 10 numaralı Evocate, Spark, Ryan Moore'la. Ve bunların arkasından da 8 numaralı Dingle, Alexander Wokanski, sürpriz arayanlar için söylüyorum. Ve 4 numaralı Suara Bob, Colin Story ile. Evet, böylece arkadaşlar burası ekürler önde olmak üzere 5-2. 9, 10 ve sürprizde de 8 ve
4 numaralı safkanlar diyoruz arkadaşlar. Bir şekilde devreye girebilir. Evet arkadaşlar, New Market ile ilgili görüşümüzün sonuna geldik. Tabii ki Vaal ile ilgili ve Delaware ile ilgili de koşun izleyebilirsiniz. Delaware için premium üyelik gerekiyor arkadaşlar. Herkese bol şans diliyoruz. Hoşçakalın.